12 Kasım hakkında ne biliyorsunuz? Bu tarihin Türkler için çok çok önemli olduğunu duymuş muydunuz? 12 Kasım'da Doğu Türkistan iki kez cumhuriyet kurdu. Her ikisi de farklı ama aslında aynı nedenlerle yıkıldı. Bugünü ve Doğu Türkistan'da geçen tüm zor günleri unutmamak için format dışı kısa bir hatırlatma yapmak istedik. Bundan tam 88 yıl önce 12 Kasım'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. Düşmanların tamamı çok güçlüydü ve sürekli artan baskılar Cumhuriyet'in sonunu getirdi. Sonu getirilen Cumhuriyet'ten sonra aradan 11 yıl geçti ve yine 12 Kasım'a geldik. Bu kez Gulca'da Doğu Türkistan Cumhuriyeti yeniden kuruldu. Kurulan 2. Cumhuriyet yalnızca 5 yıl dayanabildi. Çünkü hemen her ülke Doğu Türkistan'ın varlığından fazlasıyla rahatsızdı. Buna Rusya ve Çin işbirliğinin de eklendiğini düşünün. Sonuç tabii ki oldukça sert bir işgal. Bugünlerde üzüntüyle ve hatta acıyla takip ettiğimiz yıkıcı tüm Doğu Türkistan süreçleri işte böyle başladı. Destek görmeyen her iki cumhuriyet denemesi de aynı nedenlerle akamete uğratıldı. Doğu Türkistan'a açık ve gizli savaş açan ülkelerin ortak nedenlere sahip olduğunu söyleyelim. Eşsiz yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, Çin'in dünyaya çıkış kapısı olarak değerlendirdiği konum bu savaşın temel nedenleri oldu. O günden bu yana Türklerin demografik yapısını değiştirmek için bölgeye milyonlarca Han Çinlisi yerleştirildi. Zorla evlilik gibi dayatmalar nüfusun tüm yapısını baştan sona değiştirdi. Derin bir tarihe ve kültüre sahip Doğu Türkistan'ı tüm çabalarına rağmen eritemeyen Çin, baskı ve şiddeti günden güne arttırdı. Çin, milyonlarca Müslüman Türk'ü toplama kamplarına soktu ve tarifsiz işkenceler, kısırlaştırma operasyonları insanlık tarihine kara bir leke olarak işlendi. Bugün yine bundan 10 yıl önce yaşanan her şeyin bir kopyasıyla karşı karşıyayız. Soykırıma dur deyip Doğu Türkistan'ın yanında olmanın şimdi tam sırası.